harika bir çorba tarifiyle sizlerle beraberiz. Huriye Hanım'ın o güzel lezzetli ellerinden şimdi ne çorbası tadıyoruz? Şezeyeli tavuk çorbası yapacağız. Türk mutfağının vazgeçilmezidir. Benim de en sevdiğim çorba. Biz tavuğumuzu önceden haşladık. Tavuk butumuz var, evet, kalça. Evet, suyunu ayırdık, onu kaynatıyoruz. O arada malzemelerimiz, evet, tereyağı, şehriye, un, kırmızı toz biber, tuz, yoğurt, yumurta ve limon. Süper. Biz şehriyemizi kaynayan tavuk, evet, suyumuzu atıyoruz. Yavaş yavaş ekleyelim ki yapışmasın. Taşma yapmasın, evet, taşar. Biz bir adet tavuk kalça kullanıyoruz ama siz isterseniz miktarını arttırabilirsiniz. Başka kısımdan olabilir mi? Bütün tavuktan haşlandığında daha güzel olur çorbası. Ya da çorbalık olan bölümler vardır. Ondan çok daha lezzetli olur kemik suyu çorbalar. Tabii bütün tavuk da çok kalabalık aileler için çok iyi. Evet, evet. Ama siz burada iki kişisiniz zaten. Bizim için iki çekirdek aile. Aynen. Süpersiniz. Şöyle minik minik tavuklarımızı didiyoruz. Tavuk suyumuzla şehriyelerimiz özdeşleşsin. Makarna gibi şehriyelerimiz yumuşasın. Tavuklarımızı bir güzel dittik. Şehriyelerimiz de kaynadı. Bir bakalım. Şehriyelerimiz pişmek üzere. Buna tavuklarımızı da ekleyebiliriz. Süper. Dittiğimiz tavuklarımızı ilave edelim. Tavukla şehriyemiz kaynarken biz o arada terbiyemizi hazırlayalım. Süper. Terbiyemiz için de yumurtamız, limonumuz ve unumuz var. Özlemciğim, çırpıcıyı alabilir miyim? Tabii. Evet, yumurtamızı kırıyoruz. Çırpıyoruz bir güzel. İki kaşık yoğurdumuzu ekledik ve yumurtamızla çırpmaya devam ediyoruz. Şimdi iç harcını hazırlıyoruz. Birbirini tutması için çorbanın ve lezzet vermesi için gereken o sosu hazırlıyoruz. Özlemciğim, ben ona şöyle bir kaşık dolusu un atacağım. Şehriyemiz var çünkü o daha sonra kabaracağı için çok koyulaştırabilir. Bir kaşık yeterli olacaktır. Biraz soğuk suyla açabiliriz bunu. Tamam, teşekkür ederim. Yaklaşık bir su bardağı suyumuzu ilave ettik. Ve bir güzel yumurtamızı, unumuzu, hepsini karıştırıyoruz. Yoğurdumuzu. Şimdi çorbamızın eğer şehriyeleri iyice pişti. Zaten tavuklarımız haşlanmış. Evet. Oh. Şimdi sıcak suyumuzdan meyanemizi alacağız. Kepçemizi alalım. Süper. Şöyle yavaş yavaş çırparak. Süpersiniz. İyice ılıklaştıralım yoğurdumuzu ve yumurtamızı. Kesilmemesi için. Aynen. Bu çok önemli hanımlar beyler. Direkt yani bu meyaneyi atarsanız tencerenin üstüne kesik kesik olur. Özellikle tuz atmadıkları zaman kolay kolay kesilmez. Evet. Yani. Tuzu en son atın. Aynen. Tuzu en son atın ki kesilmesin çorbanız. Özellikle yoğurtlu çorbalarda. Evet. Yavaş bir güzel çorbamıza ilave ediyoruz meyanemizi. Of, çok güzel oldu. En sevdiğim çorbalardan biri tavuklu tel şehriye çorbası. Hasta olduğunda, grip olduğunda limonlu, bol limonlu. Aynen. Tavuk çorbası harika gider. Ben çok seviyorum. Ben normalde evde bunun salçalısını yapıyorum. Maydanoz falan koyuyorum. Öyle mi? Onu hiç denemedim. Salçalı. Ben de bunu hiç denemedim, biliyor musunuz? Öyle mi? İşte bakın, tamamen farklı kültürler. Belki aynı malzemeler kullanılarak yapılıyor ama içeriğine bir iki tane farklı ürünü koyunca değişiyor. Evet. Şimdi tuzumuzu atalım. En son tuzumuzu ilave ediyoruz. Bir de bu tür çorbalarda, meyane kattığımız çorbalarda aynı yöne karıştırmaya dikkat edelim. Kesilmesini o da önler. Eğer çorbanız kesilmeye gidiyorsa tam ters yönü de bir bu tarafa bir bu tarafa yapmayalım, sağ sol. Sağa doğru karıştırıyorsak sürekli aynı yöne karıştıralım. Bakın, bir püf noktası bilmiyordum. Huriye ablacığım, sizden öğrendim. Harikasınız. Gerçekten kesilmesini o anda önlemiş olursunuz. Süper, bundan sonra deneyeceğim. Bazen kesilebiliyor çorbalar çünkü. Özlemciğim, limonlu. Tabii ki. Meşhur limonluğumuz burada. Yarım yeterli olacaktır herhalde. Çünkü çorbamız çok fazla değil. Kaynadı çorbamız zaten. Çok güzel kaynıyor. Oh, süper. Yarım limon suyumuzu da ilave ediyoruz. Ekşili harika bir tavuk çorbası yapıyoruz. Bayılırım. Bunun üzerine yağ yakmak herkesin keyfine kalmış bir şey. İster yakın ister yakmadan da bakın tavuğun yağ yeterli olacaktır. Gerçekten öyle. İsteyen tereyağı yakabilir, isteyen zeytinyağı dökebilir. Ben ne yapıyorum biliyor musunuz? Bu tarz çorbalarda en son çiğden zeytinyağı bırakıyorum üstüne. Çok güzel olur. Evet. Olur, yakışır. Çok güzel oluyor. Yani zeytinyağı, ben seviyorum. Her şeye yakışıyor. Aynen. Ve çorbamızı bir taşım kaynatıyoruz. Çorbamız çok güzel kaynadı. Şimdi servise alalım çorbamızı. Tamam. O arada tereyağımız ocakta erisin. Süper. Tereyağımızı da ilave edelim. Üstüne tereyağı yakalım. Tereyağımız erirken biz çorbamızı servise alalım. Tam pasta çorbası, kış çorbası.
Çok güzel mis gibi tavuk kokuları geliyor. Bir güzel kasemize servis ettik. Tereyağımızın içine renk vermesi için tatlı toz biber ilave ediyoruz. Harikayız. Şöyle kasemizi koyalım. Ve kırmızı toz biberli tereyağımızı artık çorbamıza ilave ettik. Harika. Şöyle hatta üstüne süs olsun diye de birazcık... Evet, pul biber, kuru nane atılabilir evet. Üzerine. Artık o sizin tercihinize kalmış. Biz böyle güzel bir çorba tarifi verdik. Tavuklu, tel şehriyeli, terbiyeli, ekşili bir çorba. Yapan, deneyen herkese afiyet olsun. Çok teşekkürler Hurya ablacığım. Rica ederim, afiyet olsun. Ellerinize sağlık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.